Sevgili seyircilerim, efendim hoş geldiniz Business Channel Türk ekranlarına. Ve yine çok değerli bir konuğum var. Dünya, evren, doğum, yaşam, ölüm sırlarla dolu. Hep merak ederiz her şeyi. Aslında bir parça biliriz de sanki. Hislerimiz de var tabii. Ama ya kapatırız ya korkarız ya çok farkında değilizdir. Ama bu işi bilen, bu işin farkında olan, sırları çözebilen, onlara doğru yol alan, bize dünyayı, gelmişimizi, geçmişimizi, geleceğimizi, bugünümüzü, tüm evren ne de içine alarak anlatacak, görecek. Beyninin o bir parçacık bölümünü değil de biraz daha fazlasını kullanan. İşte Yaradan tarafından böyle de bir özellik verilmiş olan bir konuğum var. Konuğumu hemen tanıtıyorum. Beytullah Şentürk. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, hoş bulduk. Metafizik uzmanısınız. Evet. İlahiyat Fakültesi mezunusunuz. Dolu dolu bir insansınız ve ayrıca işte az önce söylediğim gibi hepimizin merak ettiği, bilmek istediği o diyarlar, geçmiş gelecek bugün, siz ve nereden neler oldu, nasıl oldu? Aslında hafif ürpertici de belki ama bana göre çok derin konular ve bugün onları konuşacağız. Ama tabii önce sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Çünkü çok küçük yaşta herhalde başladınız değil evet, mi? Evet, çocukluk yaşlarımda başladım. 7 yaşında Kur'an okumaya başladım. 13 yaşında hafızlığı bitirdim. Hafızlığı da 9 ayda bitirdim. İmam Hatibi bitirdim ve çeşitli medreselerde Arapça eğitimi aldım. Diyanetin çeşitli il ve ilçelerinde Kur'an kursu hocalığı gibi İmamlık gibi görevler yaptım. Akabinde de tabii ki İlahiyat Fakültesi mezunu bitirdim. 21 yıldır metafizikle alakalı çalışmalar yapıyorum. 13 yaşında hafızlık icazetini aldı diyor. Değil mi efendim? Evet. Ve bir Arapça ve Osmanlıca eğitimi de aldınız. Evet, bütün Arapça. Bunlar medreselerde mevcut. Medreselerde Arapça Osmanlıca eğitimi aldım. Sonra siz bir takım yerlerde çalıştınız. Diyanetin çeşitli bölgelerinde çalışırken birdenbire ne oldu? Şimdi biz de birdenbire derken halkımız bu konularda problem yaşadığını hissettim. Ne gibi konularda? Sürekli nedensiz problemler yaşadığını ve imamlık yaparken bir takım insanlar gördüğüm, bayılan gibi, Halis Ulusan görme gibi. Karadeniz bölgelerinde yaygındır her evde bir muska çıkması gibi. Ve bu konuların çok suistimal edilmesi gibi konularda bir meraklılık doğurdu bende. Dedim ki neden ben bunu yapmamalıyım? Çünkü bunun bir ilmi olduğuna inandım. İlmi olduğunu araştırdım. Ve bu ilim sayesinde de çok şükür 21 yıldır bu ilimde delilleriyle, ispatlarıyla her şekilde hem sosyal medyada hem de bunları çıkartarak işte deliller nedir, işte büyü yapılmasıyla alakalı materyalleri insanların göz önüne çıkartarak delilleriyle ispatlamaya çalışıyoruz. Yani. Peki, nedensiz problemler neler mesela? Nedensiz problemler, hiçbir nedeni yokken ne olabilir? Şimdi nedensiz problemler deyince şimdi şu da aklımıza gelir. Önce psikiyatri ve psikologlara gitmesi gerektiğini söylüyoruz danışanlarımıza. Soruyoruz tabii. Tabii biz bu arada psikiyatri ve psikologlar derneğine kayıtlı olan bir sertifikaya sahibiz. Çok güzel. Ayrıca uluslararası alanda 14 tane sertifikamız var. Önce biz zaten bakım metodumuz var. Kendi alanımızda, metafizik alanda bakım metodumuz var. Bu bakım neticesinde dün ne yaptığını bile söyleyebiliyoruz. Siz de az önce kusura bakmayın bunu söylemek zorunda kalacağım. Gelecekle ilgili söylediniz. Hani geleceğinizi. Söyledim. Var mı öyle bir şey? Bu benim konseptime çok aykırı. Yani benim bilgime aykırı. Güzel. Biz öyle bildiğimiz için söyledim. Hani öyle yok. Derler ya gelecekte neler olacak. Aslında biz bunları çürütmek adına zaten buradayız. Hmm. Gelecek hakkındaki olan yorum yapanlara dini anlamda sömürü ve insanlara bu konuda istismar edenlere karşı durmuş bir profiliz. Şimdi tabii gelecek hakkına gelebiliriz. Bu uzun bir mesele. Yani gelecek hakkında söylenmiş olsa
şu anda bir biliyorsunuz malum Allah askerlerimize zaferler ihsan eylesin, yardımcı da olsun şehitlerine, şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Amin. Bu konuda diyebilirler mesela, yani yarın şurada şu var, burada bu olacak, şuraya girmeyin, burada bir şehit vereceğiz işte gibi işte yani bizi gelecek hakkında yönlendirmek demek. Bizi en güçlü devlet anlamına getirir aslında, istihbari olarak da bizi. Çünkü geleceği bilmek demek artık dünyayı yönetmek anlamına gelir. Bu dünyayı yönetmek de Cenab-ı Allah'a aittir. Tabii. Yani ben geleceği biliyorum diyen insanların şov amaçlı yaptığını düşünüyorum. Nedeni ise şu, sanatçılar üzerinden şu zaman ayrılacak gibi, bu zaman ayrılacak gibi ibareler kullanıyor. İnsanlık hali yani beşi tutmazsa biri tutuyor malum. Yani zaten falcıysa, gelecek hakkında bir şeyler söylüyorsa zaten başın ağrıyor mu? Ağrır. Baş ağrımayan var mı? Yani işte yarın size bir haber gelecek. İşte fincanın içinde gördüm. Zaten haber gelir. Biliyorsunuz malum ülkemizde her türlü her yerden haber gelebilir. Gelecek hakkında hiç kimsenin yani bir peygamber efendimize bile gelecek hakkında bilgi verilmediği için, o yüzden yani vahiy yoluyla bilgi verildiği için, vahiy yoluyla diyorum bakın, vahiy yoluyla Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gelecek hakkında da bilgi verildiği için, dolayısıyla gelecek hakkında, ki hiç kimsenin gelecek hakkında bilgi edinmesi mümkün değil ayet ve hadislere dayanarak. Yani bir daha Peygamber Efendimiz'den sonra kimseye böyle vahiy yoluyla zaten bir bilgi verilmedi. Tabii. O tabii. Yüzden de gelecekle ilgili konuşmak öyle o kadar da kolay değil. Aslında geleceği bunlar, bilmek kolay değil. Aslında bunlar çok tehlikeli olaylar. Hissedebiliyor muyuz peki? Hisler var mı? Hissi anlamda onlar farklı şeyler. Değil yani mi? Hissiyat farklı şeylerdir. Kendimizle i̇nsanın, ilgili yani. Tabii. İnsanın içindeki o temiz olan o suje bakışı insanın içindeki o empoze edebilir. Yani güzel bir bakış. Güzel. Hani temiz bir hayat içerisindedir. Yorum yapmayı seviyordur. Bir de şunlar da, şu falcılar da var. Tecrübelidir. Evlenmiştir, ayrılmıştır. Başlarına bir türlü sıkıntılar gelmiştir. İnsanlar hakkında kendi tecrübelerini ortaya koyar. Gelecek hakkında yorum yapar. Bazı eğlence amaçlı olabilir. Onlara bir şey demiyorum ama bunlar da tehlikeli. Çünkü bunlarla geleceğini tayin eden insanlarımız var. O yüzden çok önemli. Doğru. Konu. Yani yarın işte başınıza kaza gelecek gibi. Hatta ben size bir misal vereyim. Kaza gelecek gibi bir inanan bir kişi bir falcıya gittiğinde zaten direkt empoze etmiş oluyorsunuz bunu. Yani nasıl? Beynini şifrelemiş oluyorsunuz. Kaza yapacaksınız. İnanarak gittim ben sizin yanınıza. Kaza yapacağım. Doğru mu? Ne yapıyor vatandaş? Bir hafta boyunca bir tedirgin. Yani acaba kaza yapacağım mı, yapmayacağım gibi bir tedirgin içerisinde. Evet. Zaten psikolojik olarak onun beynine onu empoze etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kaza yapmaması mümkün değil. Zaten psikolojik olarak etki ettiniz onu. Ya da işte kaza yaptıktan sonra da şu oluyor. Yani rast gelmiş oluyor bana bazıları. Bana söylemişti zaten. Hastanede kendine geliyor ya da nasıl oluyorsa. Biliyor musun falcı bildi. Ondan sonra falcı oluyor bir meşhur. Yani falcılık olayları zaten fal oklarıyla Cenab-ı Hak fal oklarıyla uğraşmayın diye bir ayette belirtiyor zaten. Yani fal oklarıyla uğraşmayın gibi bir ayet var. Ayette de zaten haram olduğunu, falcılığın haram olduğunu zaten direkt beyan ediyor Cenab-ı Allah. Evet, buyuruyor efendim, bizlere. Evet. Peki sihir ve büyü var mı? Şimdi yüzyıllardır insanlar sihirle büyüyü karıştırıyorlar. Diyorlar ki mesela metafizikçiye gidiyorlar, medyuma mı gidiyorlar artık ne dersek. Sizde sihir var. Şimdi sihir deyince ilk önce sihirden başlayalım. Sihir deyince zaten illüzyon anlamına, göz yanıltmak anlamına geliyor sihir. Yani bugün sihir anlamında da illüzyon anlamında da kendisini çok ispat etmiş yetenekli olan arkadaşlar var. Doğru mu? İzliyor muyuz illüzyon anlamında? Tabii. Evet. Yani dolayısıyla bunu demek ki her insan illüzyon anlamında, illüzyon anlamında bunu gösterebiliyor yani. Şimdi ama sihir bu mu yani şimdi? Sende sihir var dedikleri zaman ne olmuş oluyor? Bendeki sihir ne? Göz yanıltmak. Yani illüzyon gösterisi. Allah Allah. Yani tabii sihir. Hı-hı. Yani sihir basit. Çünkü şapkadan tavşan çıkması tabii, gibi. Evet. Yani güvercin çıkması gibi. Yani ama sihir. Onun bir oyunu var, bir ustalığı var, öğrenmişliği ona sihir var. Denir. Yani, o sihirdir. Evet, o sihirdir. Tabii. Ama sihirde şundan da bahsedeyim ben. Hazreti Musa zamanında Taha suresinin 57. 73. ayetinde Hazreti Musa zamanında Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir iftira atıyor. Hı hı. Diyor ki sen
sihirbazsın, yani sihircisin. Neden insanlar bu kadar kendine bağlıyorsun diyor. Neden insanlar seni bu kadar seviyor diyor. Hazreti Bey bunun akabinde Firavun da diyor ki ben senden daha büyük sihirbazcılar tanıyorum diyor. Tamam tanıyorsan buyur getir. Yani getir bütün sihirbazcıları topla. Hani biz er meydanı deriz ya, er meydanı gibi bir meydana bir toplanıyor sihirbazcılar ve sihirbazcılar gösteri yapacaklar. Çünkü bunu niçin Firavun talep ediyor? Aslında bu Firavun'un insanları hani çok seviyor ya, Hazreti Musa'yı çok seviyor, hı hı. İşte ilgi görüyor insanlar içerisinde ve halka dini anlatıyor. Bir topluluk kazandığı için burada Hazreti Musa'yı çürütmek anlamında hani sihir yapıyor, yani bir oyun yapıyor aslında, bir düzeneği var gibi. Bakın sihir bir düzenektir, bir oyundur. Aslında şifresini çözebiliriz. Doğru mudur? Tabii. Çözülebiliyor. Tabii. Yani anlık bir görüntü olduğunda çözülebiliyor. Ve er meydanında toplandıklarında herkes bir sihir anlamında yeteneklerini sergiliyor. Sergilediklerinden sonra Hazreti Musa'ya bir vahiy geliyor. Bakın vahiy. Vahiy geldiğinde asasını yere atması emrediliyor. Bu sihir yapan ve gösteri yapan kişiler de yılan çıkan var, çeşitli bir takım kötü görünen, işte yılan gibi kötü görünen varlıklar gibi o sihirlerini yapmış olduğu bir takım gösteriler var, yani illüzyon gösterisi gibi. Hani mesela televizyonlarda izliyoruz ya, bir bakmışız vatandaşın yarı kafası yok, yarı beden nerede gibi. Ve insanlar şaşırıyor. Ve herkes bu şekilde nasıl Hazreti Musa'nın gücü yetecekmiş gibi. Ve Hazreti Musa'ya emir geldiğinde, vahiy geldiğinde asasını yere atıyor ve tüm oradaki olan o sihrin yapmış olduğu onların yani materyal dediğimiz o işte yılan gibi bütün şekilde Hazreti Musa'nın oraya yere atmış olduğu asa tüm bütün sihirleri yutuyor. Ve burada da o sihirbazcılar da secde ediyor. Yani inanıyorlar, Hazreti Musa'ya inanıyorlar. Bunu da Cenab-ı Allah demek ki sihir değil de, yani çünkü sihirbazcılar çok üstün olmuş olsaydı o kadar sihirbazcıları Hazreti Musa yenemezdi. Doğru mu? Çok sihirbazcılar ortaya çıktı. Ve bütün hepsini bir asasıyla yutmuş oldu ve burada kendini kanıtlamış oldu ve demek ki sihrin vahiy yoluyla geldiğini, çünkü iftiraya maruz kaldığı için aynı iftiraya Peygamber Efendimiz de maruz kaldı. Hani sihirle diye aynı iftiraya yani çoğu peygamber maruz kaldı. Yani sihir kavramı budur. Yani sihir illüzyonist bir gösteridir aslında. Herkes anladım. Yapabilir. Anladım. Peki sihir böyle büyü? Büyü kavramına gelince büyü insanların, şarlatanların haysiyetsiz diyelim biz aslında onlara. Çünkü insanlarla oyun oynamak isteyen, insan hayatıyla insan hayatını bu kadar basite alan, şeytanlara alet olan, Cin Suresinin 4. ayetinde geçen şeytanlara ve cinlere insanlar kendi iradelerini teslim eden bir takım işlerdir. Yani nasıl? Yani insanlara kendisini teslim eden, yani nasıl insanlara şeytani işlerle yapan, şeytani kötülük yapan kötülük. Ve kötülük yaptıran bir takım pislik işler anlamına geliyor. Yani büyü budur. Tarihte büyü hiçbir din inkar etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 102. ayetinde mevcuttur büyü. Yani var. Hazreti Süleyman var mı? Büyü kesinlikle var. Yani işte o yüzden büyüyle sihrin ayrımını yapıyoruz şu anda. Yani sihir dedik ki illüzyonist anlamına geliyor. Büyü de tamamen materyal ve cinleri kullanma, şeytanları kullanma anlamına geliyor. Şeytanlar. Yani, evet, şeytanlar ve cinler aynı kavimdir. Yani bir şeytan, bir cin olsa da aynı kavimdendir. Yani özellikleri aynıdır aslında. Öyle mi? Şey de duymuştum ben tabii, size soruyorum efendim. Cinler Müslüman ya da Hristiyan, başka dinlerden de olabilir tabii diye. Ki, öyle tabii. Mi? Her dinden zaten var. Cinler İyisi var, kötüsü var. Tabii. Diye. İnananları var, inanmayanları var. Bunların münafık olanları falan yok. Yani biri inanıyor, biri inanmıyor. Ama yani inananlar dediğimiz Allah-u Teala inananları var, inanmayanları var. Yani bunlar Yahudi olabilir, işte ateist olabilir, fark etmiyor. Yani belli bir sınıfa ayrılmış, iki sınıftır. İnananları var, inanmayanları var. Yani cinlerin
cinlerden yardım alınarak zaten yapılan bir takım bu şeytani işler anlamına geliyorum. Büyü dediğimiz o kavram. Yani bir şeytan, çünkü şu kağıdı harekete geçiren bir nesne olması gerekiyor. Doğru mudur? Doğru. Evet, ama bunu harekete geçiren şu anda nesne benim sol kolum. Evet. Bunu bir harekete geçiriyoruz. Ama bunu harekete geçiren, büyü materyallerini harekete geçiren bir nesne olması gerek. Bu da bir varlık, yani bu varlık dediğimiz cinler alemi dediğimiz varlık. Yani bunu cinlerle anlaşma yaparak, şeytanlarla anlaşma yaparak karşı tarafa herhangi bir etki edebiliyor. Şeytanlar ve cinler farklı mı? Hayır, aynı kavimdir. Biri Türk, aynı kavim. Biri Türk, biri Kürt gibi aynı kavim içerisinde. Yani bir çünkü vakalagal cehennem min marici minnar dediğimiz ayette cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Kesinlikle zaten yerler, içerler. Bizler gibi yani bir toplulukları vardır. Evlenirler, çoğalırlar, ölürler. İşte 1400 seneye kadar yaşadıklarına dair çeşitli rivayetler var. Bir yerden bir yere çok çabuk giderler diye duydum. Saniyede 360 bin kilometre yol kat ederler. İnsan ve cin evliliği mümkün mü? İnsan ve cin evliliği kesinlikle mümkün değildir. Ama vesvese halinde, vesvese verdiği için o konuda sürekli o büyü materyali yapıldığı zaman, büyü ile alakalı büyü yapıldığı zaman vatandaşa ya da musallat olduğu zaman da bir evliyiz gibi bir vesvese verebiliyorlar. Çünkü bunun çok çeşitleri var. Yani bunu burada anlatsak bu konu bitmez. Evet. Şimdi büyü kavramına gelince Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldığını sürekli her kanalda biliyoruz. Açıkçası duyduk değil mi? Her kanalda duyuyoruz. Tabii ben de diyorum Peygamberimize bile yapılmış. Evet. Bak demek ki varmış diyoruz. Yapılmış evet. mı? Maalesef hepimiz böyle düşünüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı ki neden bize büyü yapılmasın? Neden bize büyü işlemeyiz diyoruz. Yani senelerdir bu kelimeleri duyuyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in üzerinden de zaten hemen bir dini istismar edenler oluyor. Neden? Çünkü bir alime değil de bir normal vatandaşa bile sorduğunuzda ki bu işi bilmediğinde hemen diyor ki Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı zaten, bize neden işlemesin diye onu korkutarak aslında cebindeki paraya göz dikmesi anlamına geliyor. Yani ben denize düşen yılana sarılır zaten, bu bir gerçektir. Çünkü durup dururken insan herhangi bir yerde deva bulamaz. Derdi veren Allah dermanı mutlaka vermiştir ama önemli olan dermanı doğru yerde aramak aslında. Evet. Bu bir çok önemli bir kavram. Bravo. Şimdi büyü olayına gelince şimdi öyle bir rivayetler var ki yani hadis rivayetçileri de kendi aralarında muallakta kalmışlardır. Ahmet bin Hanbel'in hadis müsnedinde bu hadisleri nakledenler kendi aralarında bile muallakta kalmışlardır. Peygamber Efendimiz'e büyü yapılmasıyla ilgili muallakta, yani muallakta kalmışlardır. Görüş ayrılıkları olmuştur. Şimdi öyle bir şeydir ki, yani ben bunları size delilleriyle anlatacağım. Evet efendim. Şimdi bir rivayette geçiyor, Hazreti Ali'nin, yani Peygamber Efendimiz'e Zervan kuyusunda, hatta ismi de vereyim size, Lebit bin Asam'ın yaptığı söyleniyor. Yahudi bir Lebit bin Asam'ın büyü yaptığını veya yaptırdığından bahsediliyor tarihte. Öyle bir şey ki bu az önceki bu söylediğim hadisçiler ki hadis demek de şu kendi bilgilerin değil başkalarından almış olduğu nakletmiş olduğu bilgileri söyleyenler aslında hadis dediğimiz kaynak. Bunlar kendi aralarında muallakta kalmışlardır. Hatta bir rivayette Peygamber Efendimiz'e bir büyü yapıldı ve bu büyü yapıldığının ismini az önce zikrettiğim gibi Lebit bin Asam ve bu büyü bir tarak içerisinde saç bulanarak böyle saçı böyle sararak Zervan kuyusuna atıldığı söyleniyor. Kimin saçı? Peygamber Efendimiz'in saçı. Ya onu bulmuşlar. Evet, Zervan kuyusuna atıldığı söyleniyor. Peki Zervan kuyusuna atıldığında Peygamber Efendimiz 6 ay boyunca rahatsızlanıyor. Maalesef yanındaki kimseyi tanıyamayacak hale geliyor. Yani böyle bir söylenim var. Hatta bir rivayette Hazreti Ali'nin değil de Cebrail Aleyhisselam'ın kuyudan bu tarave saçı alındığı söyleniyor. Hatta bir rivayette Peygamber Efendimiz'in bu kuyudan, Zervan kuyusundan bu materyali, büyü materyali işte dediğimiz az önceki bahsettiğimiz gibi işte tarağı aldığı söyleniliyor. Ama biz bunların hangisine inanacağız peki?
Yani biz büyülenmiş peygambere bir inanma gibi bir şansımız var mı? Büyülenmiş. Çünkü 6 ay boyunca rahatsızlık çekmiş. 6 ay boyunca rahatsızlanmış. Cebrail aleyhisselam neredeydi? Peki Cebrail aleyhisselam diyemez miydi? 6 ay boyunca rahatsızlık çekmiş. Yani büyü yapıldığında söyleyebilirdi hemen direkt Peygamber Efendimiz'e söyleyebilirdi. Hı hı. Ve Peygamber Efendimiz'in de 6 ay boyunca rahatsızlanmış madem. Çünkü bu dediğimiz şahıs büyü yapmış ya Peygamber Efendimiz rahatsız olmuş. Tekrarlayabilirlerdi bu büyüleri. Tekrar yaparlardı. Madem bu kadar etkili büyüler yapıyorlar da Peygamber Efendimiz'e. Bunu tekrarlayabilirlerdi. Daha fazla rahatsızlık verirlerdi. Doğru mudur? Doğru. Daha fazla rahatsızlık verirlerdi Peygamber Efendimiz'e. Ya bu kötülüğü yapmak isteyen bakıyor ki etki gösterdiğindeki günümüz dünyasında da böyle. Birine bir büyü yapılmaya çalışıldığında tekrarlanıyor maalesef. Yani daha fazla rahatsız ederim gibi sürekli tekrarlanıyor. Ha çok şükür biz bunun önünü kesebiliyoruz. Bu konuda ilmimiz var ama ben onların dilinden konuşuyorum. Yani şu evet. anki bu dilden konuşuyorum. Evet. Tekrarlanabilirdi. Bir rivayette de Peygamber Efendimiz'in Zervan kuyusundan bu büyüyü aldığı ve Felak Nas okuyarak hatta düğüm de söyleniyor. Yani tarak değil de düğüm de söyleniyor. Yani düğümleri düğüm şeklinde getirilmiş. Felak ve Nas sureleri okunarak bu büyüler çözülmüş. Şimdi şundan bahsedeceğim. Felak ve Nas sureleri Mekke'de inmiştir. İlk surelerden birileridir. Tabii ilk inen ayet İkra ama oku ayeti. Ama ilk surelerden birileridir. Mekke'de nazil olmuştur. Felak ve Nas sureleri. Bunları Kur'an-ı Kerim'de yani muhafizeten derler ama ihlası da içine alırsak muhafizat derler. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in büyü yapıldığı zaman bu ayetlerin yani bu ayetlerin inildiği, Felak ve Nas surelerin inildiği söyleniliyor ya ama hadis rivayetçilerin hepsi Peygamber Efendimiz'e Medine'de büyü yapıldığı söyleniliyor. Hmm. Aralarında uzunca seneler var. Nasıl büyü yapıldıktan sonra bu süreler inmiş oluyor? Süreler daha önceden inmiş oluyor. Gene bir muallakta kalmıyormuş. Yani bir muallak. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Medine'de büyü yapıldığı söyleniliyor ve Felak ve Nas okuyarak büyü çözüldü. Bunun üzerine büyü yapıldıktan sonraki üzerine Felak ve Nas indiği söyleniliyor. Ama Felak ve Nas çoktan daha önceden inmişti zaten. İnmişti zaten. Var nazil mı böyle zaten. Bir gücü Felak ve Nas'ın o zaman? Şimdi ben de biraz böyle sorular sormak istiyorum. Felak ve Nas okunduğu zaman gerçekten cinlerin yaratabileceği kötülüklerden korunulabiliyor mu? Tabii ki korunabiliyor. Neden? Çünkü genel anlamda zaten bu konuya da ben az sonra girmiş olacağım. Sizin söylemiş Peki. olduğunuz konuya. Korunabilir. Nasıl evet. korunabiliriz? Nasıl şey yapabiliriz? Tamam. Bu konuda anlatacağım. Koruma Ama büyü yöntemlerle. Var. Büyü kesinlikle var. Var. Hiçbir İslam, yani işte Kur'an gibi, İncil gibi, Tevrat gibi, Zebur gibi hiçbir kitap büyüyü asla ve asla reddetmemişler. Kara büyü, zaten. Kara büyü diye bir şey duydum ben. Sonra kırmızı büyü diye duydum. Bunları hep duydum. Böyle şeyler var mı? Ya bunlar niyete bağlıdır aslında biliyor musunuz? Şeytan, ya çeşitleri dedik ya az önce. Evet. Yani hastalığın çeşitleri var mıdır? Vardır değil mi? Evet. Sizin başınız ağrıyorsa, benim de başımda ağrıyorsa ikimiz iki aynı şifre değildir bu. Yani siz belki bana parol iyi geliyor ama isim telaffuz ettim ama belki bana daha farklı bir şey geliyor. Bunlar şifrelenmiştir yani büyücüler büyücünün yani büyünün çok çeşitleri olduğu için bunlar şifrelenmiştir. Mesela ayrılık amacıyla olur, rahatsızlığıyla ilgili olabilir, kısmetiyle ilgili olabilir. Buna az sonra zaten az sonra geçiyor olacağım. Şimdi Peygamber Efendimizin büyü yapıldığına gelmiştik. Büyü yapıldığını iddia edenler var demiştik ya. Hani iddia edenler var demiştik ya. Tarihte işte aslında büyü yapıldığı Peygamber Efendimiz'e diye bu işte hadis nakil edenler maalesef müşriklerin iftiralarına çanak tutmuşlardır. Yani anlatabiliyor muyum? Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı diye itiraf edenler, Arapça tekellemesi yapanlar, ben işte çok iyi biliyorum diyenler ve bunu televizyonda bangır bangır anlatanlar, Peygamber Efendimiz'i zaten küçük düşürmek amacıyladır ve bir büyülenmiş bir peygambere kim inanır? O bir Resul. Ve ma ersennâke illâ rahmetellil âlemin. Ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Yani Hira mağarasında bir örümcek vardı. Aslında orada örümcek var diyebiliriz ama Allah'ın orduları vardı. Küçücük bir yer. Ben gittim oraya böyle sığındım. İnanın yani birinin girmesi mümkün bile değil. Orada görünmemesi Peygamber Efendimiz'in mümkün değil. Ama Allah'ın orduları vardı. Allah bunu büyüden mi koruyamayacak? Ya.
Büyüden evet. mi koruyamayacak? Neden dini yani yani çünkü senelerden beri yüzyıllardır bizim dini duygularımızla oynandığı gibi hani sizde şu var, sizde bu var, işte sizin için şunlar yapılmış, şöyle olmuş, böyle olmuş deyip senelerdir hep böyle ceplerimizi boşalttık. Yani din istismarcılarına. Yani yani şu konuda bile şunlara bile şahit olduk. Hatta kitap çıkarıp da yani istismar haline gelip işte affedersiniz bel altı yani ayetleri bel altı kullanan ya. Âli müsveddesi olan insanlara da şahit oluyoruz. Allah. Bel altı affedersiniz. Yani bel altı ayetler kullanılıyor. Yani bel altı şunu şöyle okursanız işte affedersiniz Viagra'ya bile gerek kalmaz gibi. Yani bunlar senelerdir suistimal ediliyor. Biz de zaten 21 senedir bunları çürütmek uğruna mücadele veriyoruz. Ve bu büyü yapılan insanların ne durumda olduklarını ve kanıtlayarak bahçesinde mi vardır materyal dediğimiz hani peygamberin evet, evet. yapımı dedik ya hı hı. halbuki öyle bir şey yok. Bunları zaten kanıtlayarak sosyal medyada insanların hikayesini anlatarak zaten sosyal medyada paylaşıyoruz. Şimdi Allah Maide suresine Maide suresinde diyor ki Maide suresinde diyor ki vallahu ya'simuke minen nas. Ben diyor seni tüm insanlardan koruyacağım. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize. Diyor ki burada bir şey sorabilir tabii, miyim? Tabii, hepimizi tabii. de korur mu Allah büyülerden? Kur'an evrensel bir kitap. Değil o kadar mi? Bir şey ki Peygamber Efendimize inmedi ki. Ya. Evrensel ve geleceği de çok ya. İçinde sırlarla dolu ve geleceği evet. O içinde geleceği de kapsamış olan bir teşekkür kitap. Teşekkür ederim. Yani çoğu profesör bile hatta çoğu profesör içindeki bazı kelimeleri anlamına ne anlama geldiği bile çözemeyenler var. Kur'an evrensel bir kitap ve geleceği tamam geleceği bile anlatan bir kitap. Çünkü biz bunu zaten kulağımıza bir küpe yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla nedir? Diyor ki vallahu ya'simuke minen nas. Ben seni tüm insanlardan koruyacağım. Ne anlama geliyor bu tüm insanlardan koruyacağım? Tüm insanlardan koruyacağım ne anlama geliyor? Allah ayette buyuruyor. Ben diyor seni tüm insanlardan koruyacağım. O zaman tüm insanlardan koruyacağım ayetini buyurduktan sonra Cenab-ı Hak nasıl büyüden koruyamayacak? Peki bizim büyüden korunmamız için kendimize neden bunu virt edinmiyoruz büyüden korunmak için? Kendimize de virt edinmemiz lazım. Şimdi kendimize de almamız lazım. Ben seni tüm insanlarına koruyacağım. Ama hangi anlamda koruyacağım ama? Her insan korunaklı anlamına gelmiyor. Kusura bakmayın. Öyle cennet bedava. Yani gelen yok cennete. Bedava. Namaz parayla değil. Yani abdest parayla değil. Yani cennet bedava. Yani bugün ama cehennem biliyorsunuz çok zor. Yani çünkü parayla pulla yapılan haramlar işler biliyorsunuz bunlar çok zor işler. Ama bizim bize büyü işlememesi anlamında ve büyüden korunmamız anlamında neler yapmamız gerekiyor o zaman? Peygamber Efendimiz korunuyor ama bizler de korunabiliriz büyü anlamında. Büyü veya da musallat veya cin fark etmiyor. Şimdi öyle bir duruma geldik ki İslam'dan uzaklaştık. İnsanların artık İslam'dan uzaklaştı. Bravo. Az önce söylediğim gibi muhafazetin yani İhlas suresini bile bilemez ya da okuyamaz ya da okutturamaz duruma geldik. Elham'ı da bilemez duruma geldik. Yes. Dolayısıyla menfaat ilişkisine dönüştü artık ilişkilerimiz. Günümüz teknoloji çağında yaşıyoruz. Gözlerimiz bozuldu. Neden? Çünkü onun da var, bende neden yokmuş gibi. İslam'dan uzaklaşarak aslında ne yapıyoruz? Allah'ın ve emir ve yasaklarına uymamış oluyoruz İslam'dan uzaklaşarak. O zaman Allah-u Teala az önce bir ayette buyurmamış mıydı? Ben seni tüm insanlardan koruyacağım. O zaman Ankebût suresinde inne salate tenha anil fahşâi vel münker ve lezikrullahi ekber vallahu ya'lemu mâ tesnâun. Bir kimse ibadet ediyorsa, namaz kılıyorsa o insan hiçbir zaman kötülük yapamaz. Yapamadığı gibi o insana kötülük işlemez. Çünkü direkt Allah'ın yolunda. Zaten Allah-u Teala benim buyruğumdaki olan insanlara hiçbir büyü işlememiş. İşlemez ya da hiçbir problem olmaz anlamında buyuruyor. Büyü nasıl işliyor? Bir virüs programı gibi düşünün. Açığınızı yakaladığında sizi hacklemiyor mu? Kışın mesela atlette dışarıya çıktık. Ya? Hastalanmaz mıyız? Hastalanıyoruz değil mi? Kendimize dikkat etmediğimiz anda değil mi? Ben bir terasta uyudum işte. O gece de meri hava soğuyacakmış. 4 haftadır üstünü atamıyorum. Buyurun. Evet. Bir örnek size. Evet. Şimdi ne oldu?
Benim yüzümden oldu. Bir de şu var, siz anlattıkça şunu düşündüm efendim. Hı-hı. Burada insanlar birbirlerinin ve kendilerinin kaderini kabul etmiyorlar. Karşımdaki insanın başarısı, mutluluğu, gözümü çeksem ya ondan, kendi işime bakayım, kendi mutluluğuma bakayım. Neden onu ondan ayırmak istiyorum? Niye onun işi bitsin istiyorum? Ben kendi işimle, kendimle dua ederek kendimi yüceltmeyi, kendimi mutlu etmeyi, niye bu yok insanlarda? Ama işte... Büyüler hep bu yüzden. Ama işte zaten dedi ki Cin Suresi'nde 4. ayetinde dedi ki işte insanlar iradeyi cinlere teslim ediyor. Şeytansal düşünüyoruz. Aslında sizin mutluluğunuz bana mutluluk verir. Ya. Nedeni nedir biliyor musunuz? Bana bir pozitif elektrik verdiniz bir. İkincisi sizin başarılı olmanız anlamında belki bana yardımcı olabilirsiniz. Mesela bir güzel bir araba almışsınız değil mi? Belki bana benim bir problemim var. Bir acil hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Beni hastaneye götürebilirsiniz değil mi? Sizi mutlu ve kariyerinizin yüksek olmasında aslında bana daha bir pozitif enerji verip bana da bir örnek olmuş olursunuz aslında. Biz bu örnekleri yapmıyoruz. Çünkü وَلَا تَتَّبِعُوا هُدُوَاتِ شَيْدَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Yani şeytanlar apaçık bizim düşmanımızdır. Bunu Cenab-ı Hak buyuruyor. Demiyor muyuz 18 bin alem var? 18 bin alemin içerisinde melekler alemi var. İnanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? İnanıyorum. Melekler? Cinler alemi var. Görmüyoruz ama varlıklarına inanıyor muyuz? İnanıyorum. Cin Suresi var. Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde geçiyor. İnanıyoruz. Dolayısıyla hani dedim ya şeytan... Cin Suresini okursak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Faydası olur. Neden? Ha, çünkü onu soracağım. Cin Suresinin ilk ayetinden bahsedebilirim size. Neden Cin Suresi var? Neden Cin Suresinin ayetini söyleyeyim? Nazil olma sebebi var. Cinlerin varlığından bahsediyor. Tamam. Ve Peygamber Efendimiz'in ilk ayetinden bahsediyorum. Peygamber Efendimiz'in de Kur'an okuyarak, orada hani az önce bahsetmiştik ya, inananları var, inanmayanları var. O inananları Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuyuşunu dinleyerek ilk ayetinden قُلْ اُوْحِيَ اِلَيِّ اَنَّ اُسْتَمِعَا نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعَنَا قُرْآنًا عَجَبًا Orada Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuyuşunu dinleyerek Müslüman olan cinler var. Onları gittiklerinde, kabilelerine gittiklerinde Peygamber Efendimiz'in Kur'an okuyuşundan etkileniyorlar ve onları kabilelerine anlatıyorlar. Ne güzel bir Kur'an diyerek, o okuyan Kur'an ne güzel bir Kur'an, biz Müslüman olduk diyenler var. Yani Cin Suresi cinlerin bağlılığını anlatıyor. Bağlılığını anlatıyor. Tamam. İspatlı bir şekilde, delilleri bir şekilde anlatıyor yani. Güzel. Ve Peygamber Efendimiz'e de bu Kur'an'ı dinleyen cinler de bizim de peygamberimiz diye almıştır. Bizim de cinlerin de peygamber olarak söylenmiştir. Evet, çok güzel. Çok güzel şeyler soracak evet. Çok şey var. Zamanım evet. Kısıtlı. O yüzden de bir şey kaçırmak istemiyorum. O zaman şöyle sorayım ben. Siz de bu soruyu sormamı zaten istiyorsunuz. Nasıl biz korunuruz büyüden, sihir, büyüden özellikle nasıl korunuruz? Dediğim gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, ibadet etmemiz, nasıl az önce dedik ya işte nasıl korunmamız tamam. Gerek işte yani şimdi yaz havada, tamam. Yazın hakiki havada yani bir kazakla gezebilir miyiz? Gezemeyiz değil mi? Evet. Kendimizi korumamız için tamam. Şimdi günde 3 öğün yemek yiyoruz değil mi? İhtiyacımız olan ki bazıları 2 öğün yiyordur bilemem. Ama dolayısıyla ihtiyacımızı fizikin ihtiyaçlarını karşılamak için yemek yiyor muyuz? Yiyoruz. Ruhun gıdası müzik diyoruz ya, her yerde anlıyoruz ya ruhun gıdası müzik. Aslında burada bizim de yapmamız gereken dualar. Dualar var. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak var. Ama tabii şu var ama bir takım daha bunların etkili olanlar. Yani tabii şimdi ateşte bıçağı kötü yerinde kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Hani büyü işliyor dedik ya. Hani evet. Büyü var dedik ya. Biz Peygamber Efendimiz'e işlemediğini iddia ediyoruz. İşlemediğinden bahsediyoruz ama büyü bir takım insanlar işleyebiliyor tabii ki. Ama niye? Emir ve yasaklarına uymuyor. Ha, niye? Bir takım daha böyle kötü enerji babında. Ne diyeyim kötü enerji? Şöyle diyeyim. Yani daha bunların etkili olanları var. İşte böyle tamamen kendisini ona vermiş, şeytana satmış olan şarlatanlar var. Yani bu işin şifresini bilen. Onlar insanları etkileyebiliyor. Zaten şeytanların en büyük işi namaz kılanlar, ibadet edenlerin yanındadır. Yani niye? Onları doğru yoldan yanlış yola çekmek için. Ama büyü yapma anlamında da bir kabile olduğu için, çünkü yani büyü yapma anlamında cinler yedi kavim oldukları için bir kavim de bir büyü yapma anlamında bir kavim.
O kavim de insanlar büyü yapma anlamında ve yaptırma anlamında anlaşma yapan şarlatanlar veya yaptıran şarlatanlar var. İnsanları az önce ne dedim işte iyi, yani bizi bazı şeyleri iyi yönde kötü yönde kullanmamız kendi elimizde. Bıçakla ateşi iyi yönde kötü yönde kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Dolayısıyla bunu da yapmak bizim elimizde. Çünkü niye? Cenab-ı Allah iradeyi bize teslim etti. Yani insanoğlu katil olabilir mi? Tabii. Olabilir tabii ki. Allah akıl fikir vermiş. Yap, kötülük yapma. Ama Allah bize iradeyi teslim etmiş. Çünkü innel ahde kâne mesûle. Her ahit kendisinden mesuldür. Yani Allah bize iradeyi teslim etti ki yolumuzu biz seçelim ki imtihan olduğumuzun bir gayesi olsun değil mi? İmtihan dünyasındayız. O zaman bizim tek yolumuz olsaydı, Allah bize iradeyi teslim etmeseydi o zaman zaten nereye gideceğimizi biliyorduk. Dolayısıyla imtihan olmamızın da bir gayesi var. Bu kötülükler yapılabiliyor. Biz de bu kötülükleri yapan şarlatanlara, ve bu kötülüklere maruz kalmış olan vatandaşlarımıza, halkımıza, halüsinasyonlar görme gibi, bayılanlar gibi ve bu konudaki olan insanlara danışmanlık yapıyoruz senelerdir. Ama çok da güzel bir şey söylediniz ki biz psikiyatriyle de birlikte çalışıyoruz dediniz. Bu çok güzel. Peki efendim mesela alkol, uyuşturucu özellikle günümüzde çok büyük bir problem. Az önce hep cinlerden konuşuyoruz. Konuşalım da ve onların o kendilerini kaybettikleri zamanda musallat dediniz çünkü. Bir cinin musallat olması da mümkün mü? Şimdi zaten az önce söylediğim gibi zayıf yerden yakalaması gerekiyor. Evet. Ateşli bir hastalık da olabilir insanoğlunda. Mesela değil mi? Zayıf hali. O da mı çünkü, olur? Hastalık ateşli bir hastalıkta da olabilir. Ateşli bir hastalık olduğunda. Lohusalık. Kesinlikle. Evet, lohusalık halinde olduğunda. Ameliyat sonrası yani ona, gibi. O kadar gibi, değil ama. Korunaksız oluyoruz. O zaman hani zayıf duruma olabiliyoruz ya. Ama zaten kendimizi şartlandırmışsak. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyorsak amenna. Yani Allah'ın izniyle bir şey olmaz ama gene tabii ki az önce söylediğim gibi bu materyalleri ve o şarlatanın bilgisine bağlı. Yani çok böyle etkili bir şey yapabiliyorsa büyü etkileyebilir vatandaşı. Alkol ve uyuşturucu anlamına gelince insanlar zaten o arada bilinçsiz oluyor. Yani akıl yerinden gidiyor. Akıl yerinden gittiği için dolayısıyla zaten onu kullandığı zaman da halüsinasyonlar görebiliyor. Zaten her taraf açılmış. Bir açık kapı zaten şeytan yanımızda ya. Çünkü dünyada hiçbir insanın yanında şeytan olmaması mümkün değil. Çünkü şeytan insanlardan daha fazla alim. Çünkü daha fazla yaşadıkları için. Biz ne diyoruz? Geçmişe dair her şeyi bilebiliyoruz. Yani geçmişe dair. Geleceği hiç yana 20-21 seneden beri hep Arapça, Osmanlıca, eski el yazmalı kitaplarım var, araştırıyorum. Hafızım bile diyemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i komple ezberledim ama 13 yaşında ezberledim. Çok şükür bizim ailede de 3 tane hafız var. Hepimiz birbirimize sorular da sorarız. Yani hiç bir yarınımı öğrenemedim yani bir türlü. Yani yarınımı öğrensem ona göre yaşarım. Yani siz bile, sizin programa bile katılırken bile hatta sizi bile iddia edebilirdim. 4'ü bir gece sizin oradaydım. Kesin orada olacağım. Ama ya. Trafik var değil mi? Olamayabilir ya. Değil mi? Ama bu da geleceği iddia etmiş anlamına geliyorum değil mi? Doğru. Yani bunu kullananlar ve bu konuda da maruz kalanlar zaten bize danışanlar çok var. Yani çünkü o maddeleri kullanıp da zayıf durumda olmuş oluyor ve zaten şeytan ne yapıyor? Bizi en büyük düşmanımız dedik ya ayette, az önceki ayette en büyük düşmanımızdır. Bizi sinsi yerden, bizi zayıf olduğu zaman, gördüğü zaman bize musallat olmaya çalışıyor zaten. Musallatın tabii çeşitleri var. Bizi nasıl vesvese şeklinde olabilir, bayılma şeklinde olabilir, sürekli halüsinasyonlar şeklinde olabilir. Yani bu az önceki söylediğin şey tabii ki musallat olabiliyor. Yani çünkü irade gitmiş oluyor var, akıl gitmiş oluyor ve musallat olabiliyor yani kesinlikle. Bunlara şahit oluyoruz. Efendim YouTube kanalınızda danışanlarınızla seanslar yapıyorsunuz. Aynı zamanda danışanlarınızın da sizlere anlattığı sıra dışı değil mi, yaşadıkları var. Ve bu videolarınızda insanlar üzerinde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Danışanlar neler anlatır? Böyle bir örnek de isterim. Neler oluyor ve siz neler uyguluyorsunuz? Bize dünyanın her tarafından danışan geliyor. Amerika'dan tutun dünyanın her yerinden. Çünkü Türkiye'de benim 4 tane ofisim var. Almanya'da psikiyatri ve psikologlara olan hastanede çalışıyorum. Bu konuda sertifikaya sahibizdik. Biz delilleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Bize gelen danışanımız önce bizi arar. Hocam bizde herhangi bir problem var mı? Yani nedir? Yani bizdeki problem nedir? Acaba metafiziksel mi? Yoksa farklı bir problem mi? Biz önce ona ne olduğunu söylüyoruz. Psikolojik bir problem mi? Çünkü aslında psikolojik problem mi? Şöyle söyleyeyim aslında. Eşiyle kavga etmiş durup dururken ya da
durup dururken demeyelim de eşiyle alakalı bir problemleri var. Yani işte görevlerini yerine getirmiyor. Bizim yanımıza geliyor. Hocam bizde bir şey var mı? Ne olacak sizde? Siz zaten tartışmışsınız. Birbirinize karşı görevlerinizi yapamamışsınız. Bunu bile söylüyoruz. Siz zaten bizlik değilsiniz. Zaten birbirinize karşı görevinizi yapamamışsınız. Siz bizlik değilsiniz. Sizin psikiyatri veya psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Psikologdan yardım almanız gerekiyor. Öyle diye, mi? Diye söylüyor. Halbuki öyle demezler. Ha anlaşamadın mı? Gel bana sana yazayım bir şey. Muska dediniz ya. O yazılanlar, dualar. Şuraya koy, üstünde taşı, buraya koy falan diyorlar. Tabii onlar zaten hazır zaten. Onlar, yani onlar fotokopi hazır. Çektikleri için. Bizim gibi böyle nerede uğraşacaklar? Fotokopi çektikleri için hemen her gelene aynısından veriyorlar zaten. Fotokopi veriyorlar onlar. O da zaten bilirsiniz herkes yapabilir. Yani ilim bilinmediği için, ilim olmadığı için fotokopi çekip hemen işte şu duayı alırsan düzelirsin gibi falan. Böyle hemen veriyorlar. Takdim ediyorlar. Onlar hazır kıta zaten hemen veriyorlar. Siz düzelirsiniz gibi falan. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl uygulamalar? Biz neler yapıyoruz? İşte önce danışanımıza bakıyoruz. Baktığımız zaman bütün geçmişine dair tüm metafiziksel sorun varsa ve eğer gerçekten büyü ve cin musallatıyla ilgiliyse bunun nerede olduğunu söylüyoruz. Ve nasıl olduğunu söylüyoruz. Ve neler yapıldığını söylüyoruz. Geçmişe dair neler yaşamış. Bunları anlatıyoruz. Ve zaten bunları anlattığımızda da nerede olursa olsun. Yani isterse vatandaş Amerika'da olsun veya Avusturya'da olsun fark etmiyor. Biz bunları bir kendi bakım metodumuzla biz bunları önce hem ya ofisimize de gelse de fark etmiyor ya da uzakta da olsa fark etmiyor. Biz ne yaşadığını söylüyoruz. Metafiziksel bir sorun vardır. Metafiziksel sorunsa biz bu materyalleri buluyoruz. Neden olduğunu anlatıyoruz. Yani kimler tarafından değil yani bu kimler tarafından olup olmadığını anlatmıyoruz. Yani bu kim yapmış bunu böyle bir şey içerisine girmiyoruz. Hı. Ama ne yapıldığını zaten onu gözler önünde sergiliyoruz. Çünkü benim her zaman bir sloganım var. Metafizik görünmez ama biz görünen taraftayız. Yani biz görünür taraftayız. Ofislerimiz görünen bir cadde üzerinde. Yani kamuoyunda görünen taraftayız biz. Çünkü görünmez metafizik ama biz görünen taraftayız. Dolayısıyla seans dediğimiz olaya gelince de zaten yapılan büyülerden etkilenerek vatandaş çünkü bir takım halüsinasyonlar, sürekli bir halsizlik, isteksizlik, bayılma gibi şeyler geçiriyor. Ve bizim ofisimize gelir gelmez bizden herhangi bir reaksiyon olduğu için, bizim çünkü ilmimiz olduğu için bizi görür görmez hemen bayılıyor. Yani biz de onu yani senelerdir, 30 senedir mücadele eden insanlarla rastladım. Yani 30 sene bir psikiyatr hastanesinde yatan insanlarla rastladım. Orada yatan ve denemediğimiz hiçbir ilaç kalmadı deyip de bunu profesörden duyduklarım bile oldu. Ama bizim 5-10 dakikalık bir seansımızla hasta ayaklanabilip sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Zaten bunların biz görüntülerini baştan sonuna kadar kendisi çektirmek isteyen olan, ben artık yani kendisini çektirmek isteyen olan vatandaşlara zaten çekimini sağlayıp insanlara daha kamuoyuna bakın demek ki gerçekten cinler ve büyüler insanlara zarar verebiliyor diye kanıt olarak da bunu sunuyoruz yani. Hı-hı. Seans kendi metodumuzdur. Bunu herkes yapamaz. Tabii. Kendi metodumuzla biz onu yani kendi metodumuz derken kusura bakmayın sağlıklı olan insanı bile ben bayıltma o pozisyona getiririm. Yeter ki şey olmasın ama yani eğer onun üzerinde olan bir şey varsa yani o yüzden dolayısıyla metafiziksel sorunlarla alakalı olan problemini biz ortadan kısa bir zaman içerisinde kaldırmış oluyoruz. Yani büyüler ve cinlerle alakalı. Peki siz bunları kaldırdınız diyelim ki ne güzel oldu. Tekrar bu insanın yine aynı durumla karşılaşması mümkün mü? Tamamen kurtulmuş oluyor mu? Ve olmaması için ona neler öneriyorsunuz? Maalesef Beytullah Şentürk 21 seneden beri hep bu konularla karşı karşıya koyuyor. Bir ay sonra vatandaş bir daha tekrar gelmek zorunda kalıyor. Ama çeşitli yerlere gidiyorlar ya. Hı-hı. Yani işte X birilerine, işte, hocayım diyenlere, ben bu işi gerçek anlamda yapıyorum diyenlere gibi. Az önce işte dedim ya fotokopi verenlere gibi. Arapça tekerlemesi yapanlar gibi. Bunlara ben düzeltirim deyip de onları o kadar dolandırıp da zaten bana gelene kadar bir serüvenden geçmiş oluyor açıkçası. Evet. Biz de o yüzden bir an önce delilleriyle anlatıyoruz ki insanlar dolandırılmasın. İnsanlar hayatlarını başka birileri ben düzeliyorum diye başka birileri de mahvetmesin uğruna. Biz bunları kendi gene metodumuzla sağlıklı bir şekilde çalışma yaparak seanstan sonra onu kendi dairemize, biz daire deriz, çember deriz. Kendi dairemize, kendi çemberimize alarak ona herhangi bir hiçbir şey olmayacağının
Garantisini Cenab-ı Allah'tır şifa. Çünkü venine zulmüler Kur'an-ı ve şifa ve rahme. Cenab-ı Allah'tan da şifa. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i şifa olarak gönderdik diyor Cenab-ı Allah. Önce şifa Allah'tandır deyip ama ben hiçbir danışanımda bana geldim de ben 2 ay sonra 3 ay sonra ben bana tekrarladı deyip de hiç duymadım. Biz ona göre çalışıyoruz zaten. İlmini bildiğimiz için. Efendim Beytullah Beyciğim hocamız son olarak ne söylemek istersiniz? Ben size teşekkür ediyorum bizleri buraya davet ettiğiniz için. Bizim tabii ki az önceki bahsettiğim gibi nerede ne kadar problemli olan insanlar varsa Cenab-ı Allah yardım etsin diyorum. Amin. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Yani dertli olan kullara deva diyorum, boşluk kullara olan eda diyorum, hasta kullara olan şifalar diliyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel oldu. Özetlersek eğer şöyle diyorsunuz ki gelecek Yaradan'ın işidir. O bilir, o söyler. Orada değiliz ama bir insan eğer insana kötülük yapmak istiyorsa işte orada ben varım diyorsunuz. Evet. Biz varız ve... Burada Peygamber Efendimiz'in de kullanılmaması gerektiğinin de ayetleriyle, delilleriyle açıkladık. Evet. Yani bu alanda bizim ismimizi kullanan ve el hareketlerimizi bile el hareketlerimizi yapan bazı hocayım diyen insanlar var ama biz tabii bu arada kendimizi garanti altına almak için marka tescil de aldık metafizik uzmanı adına bizim ismimizi kullanmasınlar diye. O yüzden elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bir mezardan yardım dilenilmemesi gibi işte bir anahtar attım bana yarın ev gelmemesi gibi insanları elimizden geldiği kadar yanlış yoldan doğru yola, İslam'ın vermiş olduğu temellere göre yön vermeye çalışıyoruz. İyilik yönünde inşallah, Rahman yönünde. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Beytullah Şentürk, metafizik uzmanı. Değerli seyircilerim, çok güzel bir konuydu. Ben hiç yani fazla konuşmadan ilk defa bu kadar sustum gördünüz herhalde. Çünkü çok doğru, çok güzel şeyler söyledi kendisi Beytullah Bey. Daha da yakından tanımak istiyorum ben. Ben istiyorum, mutlaka sizler de istiyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum. Evet, bir gidip ona bende ne var diye bir sormalı. Diyorum ben açıkçası. Yeniden birlikte oluncaya dek efendim esen kalın, mutlu olun, sağlıkla kalın.